2016 yılında hayatını birleştirdiği Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'de kuaföründen çıkarken görüntülendi. Fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen ünlü oyuncu gelen proje teklifleri hakkında konuşurken eşinin de ekranlara geri döneceğinin müjdesini verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularına yanıt veren ünlü oyuncu Ramazan bayramında kızlarıyla vakit geçirdiklerini belirterek bayram güzel geçti. Lanli bir yerlere götürdük ve onu eğlendirdik. Bu bayram büyüklerimize değil küçüklerimize ilgilendik. Lanli'nin bayram hediyesi doğa ve yağmurda yürüyüş yapmak olduğu ifadelerini kullandı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ilde büyük yıkama ve on binlerce can kaybına neden olan deprem felaketiyle ilgili konuşan ünlü isim, bu sene her şey çok tatsız geçiyor. Bu seneki bayramlar önceki senelerle karıştırmamak lazım aslında. Bölgede yaşayan insanlar elimizden uzandı ve gücümüzün yettiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Keyifle anacağımız bayramlar görürüz umarım diyerek duygularını dile getirdi. Yaz sezonu ile ilgili planlarından bahseden Kenan İmirzalıoğlu içinde yer almayı düşündüm ve olgunlaşan bazı işler var. Yaz aylarından sonra değerlendireceğim şeklinde konuştu. 48 yaşındaki ünlü oyuncu bir süredir ekranlardan uzakta olan ve tüm vaktini çocuklarla geçiren eşi Sinem Kobal'ın ekranlara dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruları da cevapladı. Sinem Kobal da ekranları çok özledi. Canlar, ailece ekranlara yaklaşacağız yakında ifadelerini kullandı. Bazı Türk oyuncuların dijital platformda yayınlanan dizi ve filmlerle ilgili dünya starlarına yetişemiyoruz eleştirisi hakkında konuşan Kenan İmirzalıoğlu şu ifadeleri kullandı. Aslında kısmen haklılar. Arkadaşlarımız güzel işler yapıyor ama oyunculara sağlanan imkan ve alanla ilgili de olabilir bu durum. Ben bir içine gireyim, ne olduğunu anlayacağız ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.